İstanbul'dan bir misafir edeceğim. İstanbul'daki misafirimiz kupa kaldıran bir misafirimiz. Kendinizi bir tanıtır mısınız? Ben İbrahim, namı diğer boştak İbrahim. Kupalar gelir geçer gider. Bunun sevgisi var. Şu merak olmazsa ben ta kalkıp ne adına geleyim, ne için geleyim. Gelirim İzmir'e, ben İzmir'de geldim ama şu merak farklı. Sizin aradığınızla bizim aradığımızın arasında evet abi. Şekil itibariyle hiçbir fark yok. Uçuşları bunların farklıdır, gelişleri farklıdır, müzikleri farklıdır ama o dönüş aradığımız şey ortak. Renk sever bazısı, kimisi siyah sever, kimisi beyaz sever, kimisi kırmızı sever. Taş yerinde ağırdır. Kırmızı ise kırmızı, mavi ise mavi. Yeter ki o dönsün. İstanbul'un neresinde dönüp bir mercim bakıyorsunuz? Ben Bayrampaşa'dayım, Bağcılar'da besliyorum. Ben Bayrampaşa'da oturuyorum. Bağcılar'da besliyorum. Rahmetli Mümiş abinin eski yeri. Onun eski beraber beslediği Mehmet var, babacan. Onunla beraber besliyoruz. İstanbul'da çok sayılı kimse kalmadı. Bahçe kalmadı artık. Eskiden çok daha müsaitti besleme yerleri. Şimdi tarasalarda besliyorlar. Bahçelerde besleyen sayıp bir elin parmağını geçmez. Trakya'ya doğru var birkaç tane daha arkadaşımız, genç arkadaşımız ama peki çok değil. İstanbul'dan İzmir'e, Ayvalı'ya, Denizli'ye, Aydın'a bakış açınız nasıl? Vallahi yani bizim bakış açımız hemen hemen her yerle aynı da. Yani çünkü hepimizin tarzları aynı tarz. Bu tarz kuşlar. Yani Ayvalık'ta olsun, İzmir olsun, işte Buca'dan bahsediyorsunuz, başka bir yerden bahsediyorsunuz, isimleri tam telaffuz edemiyorum belki ama yani hepinizin aradığı aynı. Sadece bunun rengi değişir, yeri değişir, uzunluğu değişir belki, uçurduğunuz sistem, stil değişebilir ama netice itibariyle aynı. Şimdi burada gençler arasında bir moda var. Tepe kuşu, dik kuşu bakmaya başladılar. İşte yukarıdan sıkıp gelecek, biraz mesafe aramaya başladılar. Yolda bulacak diyor. Yani yuvarlak tarzı önemli. Tabii ki bizler için biz bunu söylüyoruz. Yatay da olsa, dikey de olsa bu kuşun yaptığı yuvarlak tarzının güzel olması lazım diyoruz. Biz hepsine saygı duyuyoruz, seviyoruz. Fakat dik tepe kuşunun o yuvarlağı bulmadığında kara tuşlarına dönüşünü biz haz almıyoruz, sevmiyoruz. Şimdi dediğim gibi tarz meselesi. Bizde bir deyim vardır. Kratko slatko. Kısa ama tatlı. Ne kadar olursa olsun. Ellenme dil mesafesi. Yani kuş ne kadarını yapabiliyorsa. Hepsi aynı değil ki. Benim mesela biz 9 kardeşiz. Bizde 1.60 da var, 1.70 de var, 1.93 de var. Kuş da öyle. Yani hepsi uzuncu, hepsi uzun olacak diye bir şey yok. Tepeye gelince senin elindeki malzeme neyi gerektiriyorsa, sen onu nereden döndürebiliyorsan senin başarın orada. Hiç fark etmez. Dik at, tepeden at, karşıdan at, 80 at, 90 at, nasıl atarsan at. Yüksek. Önemli olan onun sana cevap verebilmesi. Bizdeki yok. Benim mesela döneye bakış açım, ben çağırdığım zaman aşağı gelsin. Ama baş başa, ama ölsün, ama dönsün, ama ne yaparsa yapsın. Bozmasın da çağırdığı zaman gelsin. Yuvarlak kalitesi açısından konuşacak olursak. Vallahi dediğim gibi sizin aradığınızdan bizim aradığımızdan arasında bir fark yok. Sizin kuşlarınız bizim kuşlarımıza göre biraz hızlı ve devirli. Sizin tarzınız o zaten, sizin kuşlarınız o şekilde. Bizde de var hızlı devirli kuş. Ama biz çok onaylamıyoruz. Bizde biraz daha ağır gidecek. Ağır dönüş yapacak. Ağır dönecek. Yavaş dönecek. Sonra kendi içerisinde hızlandırsın o. Ama yuvarlarını yaptıktan sonra hızlandı zaten, onun tatlılığı da orada. Bir tempo önemli. İstediğin kadar dönsün. Uzunluğu, kısalığı bizde önemli değil. Çıkış açısından? Tabii canım, girişle çıkışla götürüşle olmalı ya. O olmazsa aynı eksende olmaz. Devam edip. Yani şimdi çorbayı içtin, güzel çorba. Ana yemek tas kebap da güzel, pilav da güzel. Bunların hepsinin yanında tuz bize verirsen olmadı yani. O tadı kalsın. Tuzu seviyorsan verirsen. Bir daha ama başta hiç esas olmadı. Sonda değil. Olabilir yani. Bizim bakış açımız o. Dönsün. Nerede dönerse dönsün. Rengi ne olursa olsun. Mesafesi ne olursa olsun. Ahmet de olsun, Mehmet de olsun. Kim de olursa olsun. Sevmezsin adamı ama kuşun hatırı vardır. Bunun hakkı yenmez. Şimdi dönsün derken istenilen şekilde dönsün. Dönüşten bahsediyoruz, tamam. Dönüşten bahsediyoruz. Bazı arkadaşlarımız var bizim, yüksek atarlar. Örsün diyor, aşağı baş baş gelsin ama o mesafesini bozmasın. Eyvallah. Eyvallah. Bu. Yani ne yaptırabiliyorsan hayvana, o yapacak bir şey yok. Kanatta kollayan var, gövdede kollayan var. O zanaatı icra etmek önemli. Nasıl edebiliyorsan. Ziyaretimizi yaptık ve geri dönüyoruz. Evet, Mehmet abimin değerli görüşlerini, değerli yorumlarını almak isteyeceğim.
giderken beklentiler neydi? Bu beklentileri güvercinler karşıladı mı? Misafirperverliği nasıldı gittiğimiz kişinin? Hepsinin yorumlarını şimdi Mehmet abiden istiyorum. Şimdi seyrettiğimiz Rıdvan arkadaşımızın misafirliği gerçekten misafirperverliği gerçekten insana saygı duyan bir yapıdaydı. Sevindim. Kuşların hareketlerinden sevmediği taraflarda biraz tepkisini çoğaltan bir abimizdi ama bu kuş sevgisinin fazlalığından kaynaklanıyor. Kuşları dik dönüşlü, mesafeli ve çerçeveli. Uçurduğu 4 kuşta 10 üzerinden 8-9 verilebilecek tarzda dönekler. Yani sıradan kuşlar değil. Zaten kendi de bu durumun farkında. Eminim bu videoyu seyreden arkadaşlardan bu kuşları izlemiş olanlar olabilir, izleyecek olanlar olabilir. Kümesin başında bir kere çok rahat seyredeceksiniz. Seyrederken keyif alacaksınız. Ben beğendim. Hayırlısı olsun. İyi bir gün geçirdik. Belki 1-2 saat ama bir kuşçunun tam gününe iyi kuşlar seyredince insan tam gün mutlu ve huzurlu oluyor. Biz de şu anda güzel bir tecrübeyle, güzel bir duygularla geri dönüyoruz. Memnun kaldım gittiğim. Murat Hoca'nın da davet etmesi. Ona da teşekkür ettim davet edip götürdüğü için. Gelen misafirlerin hepsi efendi abilerimizdi. Kuş uçurana saygılı abimizdi. O yüzden güzel ayrılıyoruz Rıdvan arkadaşımızın kuş beslediği yerden. Teşekkürler. Evet, her gittiğimiz yere uçan kuşlardan, uçuran ustadan daha fazla bir şeyler görmeye gidiyoruz. Yani dönek daha çok olsun istiyoruz. Çünkü büyük emek var bu işte. Zor bir iş. Bunun farkındayız. Bu şekilde gidiyoruz. Sizlere de teknolojik açıdan elimizde olan imkanlar doğrultusunda ne bir şeyler gösterirsek ne mutlu bizlere. Dediğim gibi her gittiğimiz yerde dönekler dönsün. Biz de sizlerle paylaşalım. Teşekkürler. Değerli Dönek Güvercin TV izleyicilerini gören Şahin Tepesi'nden şu şekilde göstererek videomu son vereceğim. Özellikle bizi Avrupa'dan takip eden izleyicilerimiz için bu görüntüler, İzmirli olup da İzmir'i özleyen izleyicilerimiz için. Belçika'dan mesaj geldi. Avustralya'dan, Fransa'dan, Almanya'dan, İsviçre'den, Makedonya'dan, Sırbistan'dan. Herkese selam olsun gönül dostlarına. Yüreği dönek güvercin aşkıyla, sevdasıyla çarpan yüreklere bin selam olsun değerli izleyiciler. Görüyorsunuz İzmir'i, kuş bakışı, en güzel görüntülerini çektiğimiz Şahin Tepesi'nden sizlere veda ediyoruz. Bir dahaki yayınımızda ve çekimimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.